son zamanlarda gelişen bir kapital düzeninin Orta Doğu'yu kan gölüne çevirme metodolojisi değil, bu tarih boyunca ilk insanlığın yeryüzüne gelmesiyle başlayan ve sağduyunun ve aslında öngörünün, doğaya uyumun ana karakteri olan ve esas öğesi olan kadının dışlanmasıyla ve susturulmaya çalışmasıyla başlayan girişimlerin son gördüğümüz aşamalarıdır. Bu uzun vadeli bir plan ve girişim aslında. Tarih boyunca hiçbir cinayet, hiçbir kan din adına işlendiği kadar vahşice işlenmemiştir diye bir alıntı yapmak istiyorum. Savaşlarda tabii ki bir şekilde rant ve güç savaşı ve mazlumlaştırılmaya çalışan kadın ve çocuklar üzerinde bir politika dönüyor. Bunun yaralarını saracak olan yine kadınlar oluyor. Bunun kahrını, travmalarını taşıyacak olan yine kadınlar oluyor. Kadını korumaya çalıştığı için daha kanlı cinayetlere girişiyorlar ama şunu sormak istiyorum. Sahi bu erkekler kadını kimden koruyorlardı? Kimden korumak için bunu yapıyorlardı? Bu Orta Doğu'da başladı ama bütün dünyaya yayılacak bir kan savaşıdır. Özellikle Rojava'da bu sesini hiçbir yerde duymayız. Paranın, gücün olduğu yerde reklam biraz daha, ajitasyon biraz daha fazla olur. Yine Hamas ve İsrail'de görüyoruz ki iki taraftan da kadınlar daha çok ön plana çıkıp reklamı yapılıyor. Kadının aciz ve güçsüz olduğu ve yine koruma içgüdüsüyle şiddetin daha artarak, daha da orantısız bir şekilde artarak ilerlemesine alet olduğunu görüyoruz. Bu kan ne yazık ki erkeklerin gözü doymadıkça bitmeyecek. Ama şunu unutmamak lazım. Evet, kadınlar burada büyük travmalara maruz kalıyorlar da bu toplumun yarısı kadınlar. Öteki yarısı da bizim eserimiz. Eğer biz güçlü olursak, biz sesimizi daha çok duyurursak, biz bu teşhirciliğe müsaade etmezsek, biz orada Rojava'da kendi tarlasında katledilen kadınların ismini duyar ve birbirimize duyurursak, bir şekilde erkeklerin de arsızlığına bahane olarak bizi kullanmalarına müsaade etmezsek kan biraz daha dinecektir. Ya toplumların cinsiyeti yoktur. Toplumlar zaten insanlardan oluşur. İnsanlar da kadın ve erkeklerden oluşur. Bu birazcık sarı saçlı, siyah saçlı, kahverengi gözlü, mavi gözlü gibi ayrıştırmaya, bahane bulmaya doğru gider. Haliyle şimdi toplumda bir ayrımcılık ya da bir denge unsuru olarak kadın ya da erkek zikredildiği sürece bir taraf diğer taraftan daha üstün, baskın hale gelmeye çalışacak. Ve kadınlar doğaçlama olarak doğaları gereği daha anlayışlı, daha fedakar ve daha anlayışlı, sağduyulu, empatik canlılar olduğu için hırslarını daha köreltebildikleri için meydan tabii ki erkeklere kalacak. Erkeklerin zaten hırsları asla bitmiyor ve bu güç dengesinde önce kendi gözünde zayıf gördüğü taraftan başlayacak. Karşı tarafta avlamaya müsait gördüğü taraftan başlayacak. Toplumlarda kadın ve erkeğin farklı bireyler değil, eşit bireyler, birisinden koruması gerektiğini düşünülen bireyler olarak düşünmediğimiz zaman kadının, erkeğin adını toplumda ayrı denge unsurları anmadığımız zaman gelişmeye başlayacağız. Savaşlardan, afetlerden, olağanüstü durumlardan ya da gücün olduğu her yerden en çok etkilenen her zaman kadın olacak. Kadın olmuştur. Bir toplumda eğitim yoksa, bir toplumda hakikat konuşulmuyorsa, hakikat dediğimiz doğrusuyla yanlışıyla, eksiğiyle fazlasıyla, gelmişiyle geçmişiyle yaşananların açıkça paylaşılmasıdır. Hakikat konuşulmuyorsa bir toplum üzüntüsünü, sevincini kadın erkek bir arada yaşamıyorsa, birlikte kendi evlatlarıyla ve başkasının evlatlarıyla etkileşimde bulunmuyorsa ne yazık ki birazcık arka planda ve cahil kalmaya mahkum kalacaktır. Kadınların güçlü olması, kadınların haklarını savunması, anlaması, öğrenmesi, paylaşması ve birbirine destek olması gerekiyor. Sadece kadınlar için değil, herhangi bir haksızlığa uğrayan bütün azınlık olarak gösterilmeye ya da güçsüzleştirmeye çalışan grupların tamamının yapması gereken birinci öncelik farkında olmaları lazım.
örgütlenmeleri lazım. Karşı tarafa orantılı bir güçle yılmadan, umutlarını kaybetmeden mücadeleye devam etmeleri lazım.